Arkadaşlar merhaba. Megapolitan'ın bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar, net işletme sermayesi açığı çeyreklikte 18 milyon artarak 35 milyona yükselmiş. Net borç bir çeyrekte 73 milyon artarak 395 milyona yükselmiş. Ufak tefek yatırımlar yapmış, gidip araştırın arkadaşlar. Nakit akışları da olumsuz yerlemiş. Yani etkinliklerde sınıfta kalmış arkadaşlar. Gelelim faaliyetler konusunda. Çeyreklik baktığımızda her sefer söylüyorum. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi değişimler olmuş? Bir de kıyaslama yaparken bir önceki yılın aynı çeyreğiyle ve bir önceki yılla kıyaslama yapıyoruz arkadaşlar. Evvela hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre -29,11 oranda azalmış. Şu anda da -26,56 oranında azalmış. Bir öncekte 21 olmuş. Dolayısıyla geçen senekinden iyi, bir önceki çeyrekte kötü. Burada bu amacımız mevsimsellik varsa, aynı çeyrekte azalmışsa artmışsa onu da görebilmek. Geçen sene de aynı çeyrekte aynı hareketi yapmış. Demek ki mevsimsellik olabilir. Kendiniz araştıracaksınız arkadaşlar. Gelelim faaliyet konusuna. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet kar elde etmiş? Geçen sene 10,687'ymiş. Şu anda 13,51. Bir önceki çeyrekte 11,45'miş. Bu da geçen senekinden kötü, bir öncekinden iyi olmuş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Net kar da geçen yıl 7,02'ymiş net karı. Şu anda 9,36. Bir öncekiler 5,69'muş. Bu da gördüğünüz gibi son 6 çeyreğin en iyi performansı olmuş. Hasılatla net karın oranı arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 54,85 hasılat yaparken şu anda 124,91 olmuş. Bir önceki çeyrekte 182'ymiş. Dolayısıyla geçen senekinden iyi, bir önceki çeyrekten kötü olmuş. Gelelim faaliyete arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen sene 9,25'miş. Şu an 16,88. Bir önceki çeyrekte 20,93'müş. Bu da geçen senekinden iyi, bir öncekinden kötü olmuş. Gelelim net kar kısmına. Geçen yıl 3,85'miş. Şu anda 11,69. Bir önceki çeyrekte 10,39'muş. Bu da gördüğünüz gibi son 6 çeyreğin en iyi performans oluşturmuş. Peki neden öyle olmuş net kar? Şimdi yeniden değerlendirme işin içine girince böyle sonuçlar çıkmış arkadaşlar. Çünkü net kar çok değişken bir kalemdir arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Çeyreklik öz kaynağa bakınca öz kaynak büyümesine geçen yıl 3,85'miş. Şu anda 8,97, bir önceki çeyrekte 10,39'muş. Bu da geçen senekinden iyi, bir öncekinden kötü. Yıllık öz kaynağı büyümesine bakınca 2022'ye 9'da 355 büyümüş. Neden sonra 43,25'e düşmüş, sonra da 51. Neden böyle peki arkadaşlar? Uzun süre yeniden değerlendirme yapmadığı için kalkmış toptan bir değerlendirme yapmış. Maalesef ondan sonra da paldır küldür aşağı çakılmış arkadaşlar. Gerçekliğe dönmüş çünkü. Olay bundan ibaret. Gelelim fiyat hareketine. Bizim baz aldığımız 21-12 2021'de, yani 9. çeyrek, 21 9. çeyrek bilanço verileriyle 1.22'den fiyat hareketine başlamış. Oradan bu yana öz kaynaklar %453 giderken fiyat ona ayak uyduramamış. Neredeyse yarısı kadar büyümüş. İşte bunun nedeni de arkadaşlar faaliyet konusunda ve etkinliklerin zayıf olması, sadece net karla büyüyen bir performans göstermiş olması, yeniden değerlendirme ile yapılan bir performans. Halka açık bulunan %61, en düşük piyasa değeri defter değeri 0,93, şu anda neredeyse 2,5 katı kadar yukarıda işlem görüyor. FK 7,02, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 7,54 olmuş. Gelelim getiri kıyaslamasına arkadaşlar. Şirket şu andaki mevcut potansiyeli yıllık %51,31 oranda büyümüş. Defter değeri 1,54, bunu bir yıl sonra kazancınız böyle giderse 0,78 kuruş olacak arkadaşlar. Fiyat 3,89'muş. Bunu faize yatırırsanız 1 lira 28 kuruş. Herhangi bir maddi duran varlık kalırsanız da 2 lira 20 kuruş getiriniz olacak. Dolayısıyla şu anki performans itibariyle şirket hem faizin hem de enflasyonun
gerisinde kalarak maalesef kötü bir performans sergilemiş. Sevgili arkadaşlar, biz burada fiyatla ilgili değiliz. Fiyat 3 liradan 30 liraya mı gider, oradan 3 kuruşa mı düşer? Bizim anlatmak istediğimiz bu. Fiyat hareketleriyle ilgilenmiyoruz. Biz öz kaynak büyümesi ve alternatif kazanç ve şirketin yönünü takip etmeye çalışıyoruz. Etkinliklerin kötü olduğunu söyledik. Büyümenin de enflasyona nazaran zayıf olduğunu söyledik. Yani bunları bahsettik arkadaşlar. Bundan sonra karar sizin arkadaşlar. Burada bir dengenin oluşması için arkadaşlar şu öz kaynak büyümesi yukarı çıkacak ki şu 0.78 2.20'ye evrilecek veyahut da fiyat gerileyerek şuradaki 2.70'nin 0.78'e eşit olması lazım. İşte bütün mesele bunu gelecekte tahmin edebilmekte. Bunu tahmin ederseniz sevgili arkadaşlar iyi bir yatırım kararı almış olursunuz. Tahmin edemezseniz de maalesef sınıfta kalmış olursunuz. Burada yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değil. Bir sonraki bilanço görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.